Merhaba sevgili arkadaşlar. Fosil taş minarak yine dağlardayız arkadaşlar. Dağları seviyoruz. Dağlar gerçekten çok bereketli, çok cömert arkadaşlar. Doğa çok cömert. Bakın yine geldik. Bugünkü nasibimizde kalsedonlar, kuvarslar ve sitrinler var arkadaşlar. Sadece çekim için bu sitrini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel bir sitrin parçası. Tamamen doğal. Ülkemizin sitrinleri arkadaşlar. Sitrin. Bir de yanında çilek kuvars varmış. Onu da şimdi gördüm. Yanında başka taş da varmış. Çok güzel oldu ya yan yana böyle. Bu da çilek kuvars. Yani sitrinler yan yana harika böyle. Muazzam bir yer bulmuşuz yine arkadaşlar. Sitrin litoterapide çok değerli bir taştır arkadaşlar. Yarı değerli taşlar ve değerli taşlar diyoruz ya arkadaşlar. Elmas, yakut, zümrüt, safir bunlar değerli taşlardır arkadaşlar. Kuvars ailesi yarı değerlidir. Fakat kuvars ailesinde sitrin değerli taşlar sınıfındadır arkadaşlar. Şimdi sitrinleri ucuz görüyoruz ya. Aslında o taşlar ucuz değil arkadaşlar. İşlenmiş doğal sitrinler gerçekten aynı elmas gibi, yakut gibi çok pahalıdır arkadaşlar. Fakat bizlere gelen sitrinlerde bazı şüpheler, şaibeler var. Bizler bunları çok uzun süredir araştırıyoruz. Fakat gerçekliği hakkında tam bir net bilgiye sahip olmadığımız için bu konuyla ilgili sizlere çok bir şey söyleyemiyoruz. Fakat sitrin bizim ülkemizde az da olsa var arkadaşlar. Kendi toprağımız, kendi havamız, kendi suyumuz, kendi toplumsal bilincimiz hepsi bu taşlara geçiyor arkadaşlar. O taşlardan da bizlere geçiyor. İnsanın kendi bölgesinde yetişen gıdayı yemesiyle başka ülkelerden, başka iklimlerden, başka su ve havada yetişmiş, olgunlaşmış gıdayı tüketmesi aynı şifai değere sahip olmadığı gibi kendi toprağında çıkan taşla başka topraklardan gelen taşlar, kristaller aynı şifa ve değere sahip değiller arkadaşlar. Unutmayın. Bir bölgeye gittiniz, başka bir ülkeye gittiniz. O ülkede, o bölgede çıkan, bakın arkadaşlar gittiniz ya, aşı oluyorsunuz ya. Hani Afrika'ya gidenler bilir, aşı olur giderler. O aşı olmadan oraya gidilmez, sıtma aşısı. Fakat kadim bilgidir arkadaşlar. Bakın o bölgeye gittiğiniz zaman, diyelim Afrika'ya gittiniz. O bölgede yetişmiş soğan veya sarımsak, bakın o topraklarda yetişmiş soğan ve sarımsak gider gitmez yiyin arkadaşlar. Soğan ve sarımsağını yiyin. Bak bu sade gıda bilgisi olarak söylüyorum. O bölgeye gittiğiniz arkadaşlar varsa o bölgenin mutlaka bir taşını alın, üzerinizde taşıyın. Bunlar sizi birçok açıdan korumaya alacaktır arkadaşlar. Şifai olsun, ezoterik olsun, her anlamda korumaya alacaktır. Bizler sizlere sadece taşları çekerken sadece taşları anlatmak istemiyoruz. Aslında o kadar çok anlatılacak, ilginizi çekecek ezoterik bilgiler, dini yönden bilgiler, mitolojik anlamda bilgiler, litoterapi açısından bilgileri aktarmak da istiyoruz arkadaşlar. Bu bilgiler gerçekten taşın çekiminden daha çok sizlere belki dikkatini çekecektir, daha çok ilginizi çekecektir. Çünkü bunların gerçekliğine inanan, ben kesinlikle inanıyorum. İnanan, inanmayanlara da kesinlikle saygı duyuyorum. Herkesin kendi görüşü bu. Biz bildiğimiz, inandığımız, okuduğumuz, kadimdeki olan bilgileri sizlere aktarıyoruz. Bakın arkadaşlar, sakın ha sakın şöyle anlamayın. Ben üst benlikten bilgi alıyorum da size aktarıyorum. Ben bunu kabul etmiyorum kendi açımdan. Kendime bunu yakıştıramıyorum. Ama bunu yapacak insanlar var mıdır? Kesinlikle var. Bakın şurada bir yeşil kalsedon küçük jeot var arkadaşlar. Bunların içerisinden arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bakın bunun içerisinde su var. Bu doğal çıkmış bir enhidro diyoruz. Yani içerisinde su var. Bu sular işte bu jeotlar ilk yanardağ ifrazıyla veya soğumaya geçtiği zaman arkadaşlar içerisinde hava veya su kalıyor. Şimdi bunu göstermem çok zor. Buna enhidro diyoruz arkadaşlar. Bu yeşil görüyorsunuz böyle. Yeşil. Bu jeot arkadaşlar. Genelde kalsedonların içerisinde kalıyor arkadaşlar bu su. Yani çok güzel bir bölgeye denk geldik. Çekimin hepsi üst üste geldi arkadaşlar. Hem taş çekimi
hem ezoterik bilgiler, hem litoterapik bilgiler, hepsini karma yapıp ortaya sizlere anlatmaya çalışıyoruz. O kadar güzel ki taşlar yan yana arkadaşlar, yani nasıl çekeceğim bilmiyorum. Çok güzel bir bölgedeyiz. Arkadaşlar da arkadan aşağıdan çığlık atıyorlar, demek ki güzel taşlar bulmuşlar. Arkadaşlar sitini anlatayım kısaca. Sonrasında çıkarttığımız taşları müsait olursa çekime ekleyeceğiz arkadaşlar. Sitrin para taşı olarak geçer. Tüccarlar kasalarında bulundurur. Bu binlerce yıldır kullanılan bir para taşı olarak kullanılan bir taştır arkadaşlar. Artık biz bunu şunu söylüyorum. Bakın sakın ha sakın. Taş bunu yapmıyor arkadaşlar. Taşın mineral değeri veya frekans değeri, insanda var olan yetenekleri harekete geçiriyor arkadaşlar. Her şey sebep üzerine yaratılmış. Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratmış. Ol der demesine derse her şey olacakken, her şey bir matematik, fen, fizik, kimya, ilimle yaratmış, bilimle yaratmış Allah-u Teala. Taşların da böyle bir şeyi var arkadaşlar. Yani bu hokus pokus değil ya, yanlış anlamayın. Hokus pokus değil. Biz bunları yazarken birçok insan altına yorum, ya abi taş bunu yapar mı? Yapmaz tabii kardeşim. Taşın içerisindeki o titreşim, atomların, protonların, nötronların titreşimine frekans diyoruz ya, o frekans sizdeki değerleri aktive ediyor arkadaşlar. Bu kadar basit. İnsanda var olan, fıtri olan her şeyleri aktive. Bu neyi aktive ediyor arkadaşlar? Cesareti. İnsan yaşam enerjisini yükseltiyor. Motivasyonu. Zihni çalıştırıyor arkadaşlar, bakın. Zihni çalıştırıyor. Doğru karar alma, anda kalma, odaklanma. Sitrin yaptığı şeyler arkadaşlar. Sitrin para taşı diyoruz ya. Aslında sitrin yapmış olduğu şeyler insana para kazandıracak yetenekleri ortaya çıkartması. Yani bir tüccarın bunu kasasında bulundurması, bilerek ya da bilmeyerek bulundurması, o paraya para çoğaltması anlamında değil. Tüccarın o yetenekleri faaliyete geçirmesiyle, taş sebebiyle faaliyete geçirmesiyle başarılı ticaret yapabilmesinden kaynaklı para kazanmasıdır arkadaşlar. Yani bir nevi işi bileceksin. Bu da seni motive edecek. Daha çok para kazanacaksın. Her şey sebeple arkadaşlar. Ha, bunların şunu söyleyeyim. Mineral değeri. Diyelim ki ne? Sizde eksik mineraller var. Dokunduğunuz anda mineral değeri kişi ayırtmaksızan alır verir arkadaşlar. Negatifi alır, pozitifi verir. Fakat dolduğu zaman, taş dolduğu zaman, çok dolduğu zaman temizlemezseniz kendindeki ne varsa size boşaltır. O yüzden taşınızı bir başkasına elletmeyin. Taşınızı sürekli temizleyin. Sitrin kendi kendini temizler fakat başka taşı ve insanları temizlemez, nötrlemez. Unutmayın. Sitrin'in böyle bir özelliği var. Selenit, hematit, mavi kıyanit. Kim ne dokunursa dokunsun onu temizler, topraklar nötrler. Kendilerini de temizler. Temizlik de istemez fakat sizler onların bakımlarını, temizliklerini yaparsanız ömürleri uzun olur. Taşların belli bir ömrü vardır arkadaşlar. Her şeyin olduğu gibi her nefis ölümü tadacak denildiği gibi taşlar da ölümü tadacak. Bunlar da canlı atom bazında. Bunlar da ölecek arkadaşlar. Doğal taş aldım soldu. Taş aldım, bileklik aldım soldu. Solacak. Solmayan taştan şüphelenin. Ya verniklidir, ya camdır, ya şudur, ya budur. Solmayan taştan şüphelenin. Solan taştan korkmayın arkadaşlar. Doğal seleksiyonu budur taşın. Sizdeki mineral değeri, enerji değerini dengeledikçe kendinden verecek, sizden alacak arkadaşlar. Bir alma verme var. Bakın bu taş güneşle şu an bir alışveriş içerisinde arkadaşlar. Bu taşın ömrü güneşe çıktığı sürece sertleşiyor, matlaşıyor, azalıyor. Fakat bu toprak altında kalsa daha uzun yaşayacaktı, daha parlak olacaktı, daha güzel duracaktı. Çünkü güneşle alma verme olayı olmayacaktı arkadaşlar. Yani arkadaşlar aynı şey enerji alışverişi. Güneş ışınlarıyla, o gördüğünüz ışınlarla alışverişi. Dokundunuz, alışveriştesiniz arkadaşlar. Dokunmadınız, enerjisel olarak kodladınız. Kodladınız ya arkadaşlar. O zaman frekans olarak alışveriştesiniz. Taşı kodladınız, frekans olarak taş da artık çalışmaya başlar. Bunların hepsi kadim bilgilerdir arkadaşlar. Yani bizlere ait bilgiler değil.
Ben bunlarla ilgili bilgiyi kitaplardan, eğitim aldığım ustalardan öğrendim. Okudum, öğrendim. Yani ben bunu toprakta gezdim, çağdı kazandım. Ben bu bilgiyi edindim, üst benlikten geldi, ilham oldu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey anlatmıyorum. Öyle bir şey değil. Ben size anlatıyorsam bu okuduğum veya ustalardan öğrendiğim bilgileri aktarıyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar, ben eğitim alırken de soruyorum. Ya bunun kaynağı nedir? Yani ustam, siz bize anlatıyorsunuz ama hocam, kaynağı nedir? Kaynak soraraktan her zaman eğitimlerde öğrenmeye çalışıyorum. Yani arkadaşlar, mutlak surette bu taşlara ulaşın. Gerçekten ihmal etmeyin. Ya bazen söylüyor, ya orada mı para vereceğiz? Arkadaş, her şeye para veriyorsun. Bu taş seninle birlikte kalıyor. Alacağınız bir amatist arkadaşlar, bakın, çoluğunuza çocuğunuza alacağınız bir amatist veya annenize alacağınız bir amatist, onun beyin dalgalarını sürekli uyaracağı için Alzheimer'ı, bunamayı ya tamamen kaldıracak ya da geciktirecektir arkadaşlar. Yani ne alıyorsunuz, bir farkına varın lütfen. Yani çok para değil bu verdiğiniz paralar. Özellikle yurt dışına kıyaslayacak olursanız çok çok düşük paralarda ülkemizde alıyoruz. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü kendi ülkemizde çok şükür taşla uğraşan çok insan var ve çok taş çıkmaya başladı arkadaşlar. O yüzden artık taşlar pahalı değil ve yerli taşlarımız daha değerli, unutmayın. Doğal taşlar daha değerli arkadaşlar, unutmayın. Bakın, çok güzel bir kalsedon jöt. Hani hem geziyoruz, hem anlatıyoruz, hem de çıkartıyoruz. Oo, yanında çok harika bir kuvars jöt arkadaşlar, bakın yine. Yani çok güzel taşlar, hepsi yan yana arkadaşlar. Burada jöt yine açılmış, zamanla açılmış arkadaşlar, bakın. Sevgili dostlar, yani yılanımız da var, her şeyimiz var, doğadayız neticede, onların mekanındayız. Çekimleri birleştirip sizlere anlatmaya çalışacağız, taşları ekleyeceğiz. Hatalarımız olursa lütfen affedin. Yani taş işinde gerçekten çok büyük bir geniş skala var, bilmeden bizler de yanlış yapabiliyoruz, gerçekten yanlışa düştüğümüz olabiliyor. Affınıza sığınıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bilerek, isteyerek sizleri asla yanıltmak istemiyoruz. Kendi taşlarımızın ölçümlerini yapıyoruz. Sertlik testini yapıyoruz. Özgür ağırlık testini yapıyoruz. Boya testini yapmaya çalışıyoruz. Vernik testini mutlaka yapıyorum. Çünkü ben verniğe inanmıyorum. Yani taşın enerjisini kestiği gibi onun insanı zehirleyeceğine inanıyorum. Yani onun çok fazla açıklamasını bilmiyorum ama biz bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Umarım ufak hatalarımız, yanlışlarımız olursa bizleri bağışlarsınız. Yani genelde bilmeden yapmış olduğumuz şeylerdir. Emin olun, bilerek yapmıyoruz. Sizlere en güzelini, en doğallarını ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizler sizlere gönlümüz açaraktan, samimiyetle bunları anlatıyoruz. Bizim hobimiz bu arkadaşlar, işimiz oldu. Yani hepimizin gerçekte asli işleri var ve iyi işlerimiz var yani. Ama bunlar da hobimiz. Sizlere de aktarıyoruz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle sizden bir ricam var arkadaşlar. YouTube kanalımız var. Aynı Fosil Taş Mineral diye isimle. Ana sayfamızın altında da linki var. Linki tıklarsanız direkt o kanala gider. O kanala abone olarak bizlere destek verirseniz, yani abone olarak bizlere destek verirseniz, ülkemiz taşçılığı açısından bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü YouTube'un dünyada ulaşılabilirliği daha fazla arkadaşlar. Orada bir satış yok. Orada sadece daha geniş kitlelere ulaşma imkanı var. Sizlerden orada destek bekliyoruz arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz. Abone olmanızı özellikle istiyoruz. Yani orada bir beğen butonuna basıp bir nokta olsa yorum koymanız daha diğer insanların daha çok ulaşması demektir. Ve daha geniş videolarımız var orada. Desteklerinizi abone olaraktan YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar.